Gün sonundan herkese merhabalar. Ben Harika Ertunç. Bugün 7 Haziran Cuma ve her cuma olduğu gibi programımızın ilk bölümünde Ankara'nın ve Ankaralı'nın gündemine bakacağız. İkinci bölüme geçtiğimizde ise tüm hafta boyunca yaşadığımız gelişmelerin piyasalar nezdinde nasıl tezahür ettiğini konuşacağız. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Mayıs ayında aylık bazda enflasyondan arındırılmış en yüksek getiri borsada oldu. TÜFE ile indirgendiğinde ise Mayıs ayında mevduat faizi yine kaybettirdi. En çok borsa kazandırdı. TÜİK'in hesaplamalarına göre Mayıs'ta en yüksek reel getiri tüketici enflasyonu ile indirgendiğinde %5.44 ile BIST 100 endeksinde oldu. Brüt mevduat faizi geçen ay yatırımcılarına %0.19 dolar, %3.58. Devlet iç borçlanma senetleri %0.99, altın %5.03, euro da %2.79 oranında kaybettirdi. Borsa yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde de %6.89 kazandırdı. Yurt içi üretici enflasyonu ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi %1.19 ve devlet iç borçlanma senetleri de %0.38 reel getiri sağladı. Euro %1.44 dolar, %2.25 ve külçe altın %3.72 kaybettirdi. Böylelikle de Mayıs ayındaki 100 bin liralık borsa yatırımı 105.440 lira olurken 100 bin liralık mevduat yatırımı 99.810 liraya, dolar yatırımı 96.420 liraya, altın yatırımı da 94.970 liraya düştü. 3 aylık değerlendirmede yatırımcısının yüzünü altın güldürürken, 6 aylık yatırımda da borsa yatırımcısını sevindirdi. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi yurt içi üretici enflasyonu ile %44.44 tüketici enflasyonu ile de indirgendiğinde %29.81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. İklim ekonomisi sürdürülebilirlik finansmanı zirvesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sıfır emisyon hedeflerini tutturmak için gerekli finansman ihtiyacına dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, iklim ekonomisi sürdürülebilirlik finansmanı zirvesine açıklamalarda bulundu. Ekonomik görünüme ilişkin konuşan Karahan, dezenflasyon sürecinin başlaması için gerekli şartların oluştuğunu ifade ederken, Türk lirasına ilginin arttığını kaydetti. Geldiğimiz noktada dezenflasyon patikamız için gerekli makroekonomik koşulların önemli ölçüde oluştuğunu düşünüyoruz. Son dönemde ise dezenflasyon patikasına olan güvenin artması, Türk lirası tasarruflara ve finansal varlıklara yönelimi arttırmaktadır. Özellikle Nisan ayı başından itibaren Türk lirası mevduat payındaki artış hızlanmış ve artış bu kez KKM hesaplarındaki çözülmenin yanında
döviz tevdiat hesaplarından kaynaklanmıştır. Türk lirasına artan taleple birlikte geçen yıl Ağustos ayında %31 seviyesine gerileyen Türk lirası mevduatların toplam mevduat içindeki payı Mayıs sonu itibarıyla %48 seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde kur korumalı mevduat bakiyesi tepe noktasından yarı yarıya gerilemiştir. Yurt dışı yatırımcıların da benzer şekilde Türk lirası varlıklara talebinin arttığını görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, manşet enflasyonun yılın geri kalanında her ay gerileyeceğini belirterek, para politikası duruşunu belirleyen en önemli faktörün aylık enflasyonun ana eğilimi olacağını söyledi. Karahan, Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyonun ana eğiliminin %3 civarında olduğunu tahmin ediyoruz şeklinde konuştu. Yeşil dönüşüme ilişkin konuşan Merkez Bankası Başkanı Karahan, 2053 net sıfır emisyon hedeflerini tutturmak için önemli bir finansmana ihtiyacı olduğuna vurgu yaparken, yurt dışı dışından sağlanacak kaynakların yeşil dönüşüm finansmanını kolaylaştıracağını söyledi. Ekotürk TV Ankara temsilcisi Gökçen Tuncer ile birlikteyiz her cuma olduğu gibi. Gökçen, merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, harika, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Gökçen, sen nasılsın? İyiyim, çok sağ ol. Bugün farklı bir fonla karşılamak istedim sizi. Birazcık daha havalarda ısındıkça fon içeride pek kalamıyoruz. Fon çok güzel görünüyor. Malum, o yüzden. Evet, sen de çok iyi görünüyorsun Gökçen. Tam böyle dinlenmiş görünüyorsun. Zira tabii Ankara'da biraz daha biz bir yerden bir yere giderken izleyicilerimiz de bize katılıyorsa bu konuda lütfen yorum olarak göndersinler. Evden çıktığımızdaki halle gittiğimiz yer, vardığımız yerdeki halimiz arasında dağlar kadar fark var. Çünkü çok ciddi bir trafikle boğuşarak nereden nereye gideceksek gidiyoruz. Ama trafikten tabii sıkılanlar, sadece sağlık için tercih edenler, hobi olarak görenler bisiklete, bisiklet ulaşımına yoğun anlamda önem vermeye başladılar. Biz de bugün sanıyorum bu konuyu biraz detaylandıracağız seninle. Kesinlikle öyle. Malumunuz 3 Haziran'da da Dünya Bisiklet Günü'ydü. Bu kapsamda birazcık Türkiye'deki ve Ankara'daki bisikletin durumu, bisiklet kullanımının durumu nedir? Biraz ona değinmek istedik. Hatta bu programın fikri de çalışma arkadaşımız sevgili Feyza Gümüşoğlu'nun her yere İstanbul'da inatla bisikletle gitmeye çalışan bisikletin ismi de hatta Binnaz olan Feyza'nın fikriydi. Binnaz'ı herkes çok iyi bilir program. Kanalda. Kanala gelen konuklarımız da mutlaka Binnaz'la kanal içinde bir tur atar. Bu bizim geleneksel Ekotürk turumuz gibi oldu artık. Kanalımızda ağırladığımız. Ben de yaptım. Mutlaka. Zaten Binnaz'ı tatmayan yoktur herhalde. Kanalımızda ağırladığımız böyle konsoloslar, yüksek diplomasiden gelen konuklarımız, sektör temsilcilerimiz hepsi bir Binnaz'la tanışmıştır zaten. Evet, evet. Dolayısıyla kendisine de teşekkür ediyoruz bu fikir için ve dediğimiz gibi 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında ülkemizde ve şehrimizde, Ankara'mızda neler, durum nedir ona bir bakalım hızlıca istersen. Şimdi şöyle ki, önce biliyorsun harika, ben birazcık tabii tarihini vermeyi seviyorum konuştuğumuz her mevzunun. Yine çok kısa bir şekilde tarihiyle başlayacağım. Türkiye'ye, Osmanlı topraklarına nasıl geldiğiyle ilgili. Efendim, bisiklet 19. yüzyılın başlarında Avrupa'da icat ediliyor. İlk kullandığı zaman seçkin kişilerin kullandığı bir araçken daha sonra dünyaya yayılıyor. Osmanlı'ya bisikletin gelmesi ise 1885'i buluyor. Bisikletin en yaygın olarak kullanıldığı şehirler İstanbul ve tabii ki o dönem Osmanlı'nın batıya açılan yüzü İzmir ve Selanik. Buralarda çok yaygın kullanılıyor. Hatta bir süre sonra bisiklet yarışları da düzenleniyor bu şehirlerde. Sonrasında bisiklet yavaş yavaş devlet teşkilatı içerisinde de yerini alıyor. 1900'lerde emniyette bir bisiklet bölüğü olduğunu biliyoruz. Daha sonrasında da posta ve ordu teşkilatında da bisikletin kullanıldığını biliyoruz. Şimdi hatta Türkiye'de ilk bisiklet federasyonu da Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılında kuruluyor. Bir milli takım kuruluyor. Esasında baktığınızda Türkiye'nin bisiklet geçmişi Avrupa'nın bisiklet geçmişinden çok da uzak değil, çok yakın değil, çok da uzak değil. Ancak geldiğimiz noktada bisiklet kullanımında Avrupa'dan hayli gerideyiz ne yazık ki. Şimdi tabii ki elbette bunda en büyük etken şehirlerin planlanmasında yayaların değil, araçların ya da işte betonların, daha fazla rantın önceliklendirilmesi ne yazık ki. Şimdi bununla ilgili Ipsos'un
2021'de var. Mayıs 2022'de yayınlanmış. 28 ülkeden 20 binden fazla insanla konuşmuşlar. Bu raporda bir de not düşülmüş. Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan, Türkiye gibi ülkelerde şehirleşmiş ve eğitim seviyesi birazcık daha yüksek insanlarla görüşüldüğünü de not düşmüşler. Biz de not düşelim sonuçları açıklamadan önce. Şimdi bu rapora göre Türkiye'de haftada en az bir kez bisiklete binerim diyenlerin oranı %36. Bu oran Hollanda'da %65'lere kadar çıkıyor. Bunun yanı sıra 2 kilometrelik mesafeyi bisikletle alırım diyenlerin oranı Türkiye'de ne yazık ki %9. Katılımcıların çoğu yürürüm diyorlar. Ancak arabayı kullanırım diyenlerin de sayısı oldukça fazla. Şimdi malumunuz ülkemizde bisiklet kullanımının, ülkemizdeki bisiklet kullanımının hala yeterli seviyede olmamasının nedeni bisiklet sürücülerine yeterli güvenli ortamı ne yazık ki sağlanamaması. Evet. Bununla ilgili de bir anket sorusu sormuş Ipsos. Demiş ki mahalleniz güvenli mi? Bir yerden bir yere bisikletle gitmek çok tehlikeli diyenlerin oranı Türkiye'de %61. Bunun küresel ortalaması ise %52. Yani dolayısıyla oldukça yukarısındayız küresel ortalamanın tehlike anlamında. En yüksek oran ise bir yerden bir yere gitmek bisikletle tehlikelidir diyenlerin en yüksek oranı ise %70 ile Şili, Kolombiya ve Meksika. Tabii buralarda hani buraları meşhur kılan yalnızca kötü trafiği değil herhalde uyuşturucu kartellerinin de varlığı diyedir de tahmin ettim. Öyle bir tahmin yürüttüm ben. Şimdi Türkiye'de bisiklet dostu şehirler kurma fikri son esasında yoğun şekilde 10-15 yılın gündeme. Bu hayli geç kaldık anlamına da geliyor bir yerde. Bununla ilgili neler yapıldığına da bakmak istiyorum harika ama tabii ki eğer ki seyircilerimizin yorumu olursa sen istediğin yerde mutlaka böl beni. Ben bir yandan bakıyorum sorularımıza ve yorumlarımıza. Tabii. Araçla bile izleyicimizden yorum gelmiş. Araçla dahi trafiğe çıkmaya cesaret edemiyoruz. Bisiklete binmek herhalde çok aksiyonlu olur. Günümüz Türkiye'sinde bence aynen zaten araştırmanın da bize söylediği gibi, senin de aktardığın gibi bisiklet kullanımının belki de yeteri kadar yaygınlaşmamasının önündeki en büyük engellerden biri güvenlik endişeleri ki onlara da haksız endişeler kesinlikle diyemeyiz ne yazık ki. Kesinlikle. Keşke Feyza'yı bağlayabilseydi. Yani ne gibi güvenlik tehlikeleri atlattı onu da şey yapsaydı, yorumlasaydı bize. Ondan ayrıca görüşünü tekrar alırız. Evet. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti'nin hazırladığı 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı'na bir bakalım. Çünkü bu kalkınma planında bisiklet kullanımının teşviki için yasal ve finansal mekanizmanın tesis edileceği ifade ediliyordu. Bir de bir bisiklet yolu master planı oluşturulacağı söyleniyordu. Şimdi bu kalkınma planına göre 2018'de 1048 kilometre olan bisiklet yolu uzunluğu 2023'e kadar 4048 kilometreye kadar çıkarılacaktı. Şimdi ben tabii günümüze baktım. 2023'te gelinen noktada 1643 kilometre bisiklet yolu uzunluğu olduğunu söylüyor bir kaynak. Diğer bir kaynakta ise 2000 kilometreye ulaşıldığını ifade ediyor. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu arada yine bu kalkınma planı kapsamında master planını da hazırladı esasında. Bu plan kapsamında güzergahı çoğunlukla Türkiye'nin kültürel ve tarih noktalarından geçen iki koridor, iki bisiklet koridoru belirlediler. Bunlardan ilki Ege ve Marmara kıyıları boyunca uzanan kıyı koridoru. Şu anda ekranda da görüyorsunuz. İstanbul, Çanakkale, Muğla, İzmir, Antalya gibi şehirler bu koridorun içinde yer alıyorlar. İkinci koridor ise Ankara'dan başlayan Kayseri, Konya ve Nevşehir'i de kapsayan Anadolu bisiklet koridoru. Şimdi ana hedef ise bu iki koridorda bisiklet ağını toplamda önce 3000 kilometreye çıkarmak, daha sonra 6000 kilometreye kadar genişletmek, sonrasında ise Avrupa'dan gelen bisiklet ağı ile birleştirmek. Tabii ki böyle bir şey başarılırsa turizm açısından da inanılmaz faydalı olacaktır. Türkiye'nin şehirlerine bir bakalım, ne durumdayız? Bisiklet yolu anlamında, bisiklet kullanımı anlamında en iyi şehir hangisi? En bisiklet dostu kentimiz Konya. 550 kilometrelik bir bisiklet yoluna sahip. 2 milyondan fazla insan yaşıyor Konya'da. Çoğu insan da bisiklet kullanıyorlar. Tabii ki dümdüz bir şehir olması nedeniyle parkurları da hayli kolay. Türkiye'nin hatta ilk kapalı bisiklet yarışı pisti de yine Konya'da bulunuyor. Konya'yı 482 kilometreli İstanbul, sonrasında Bursa ve Sakarya takip ediyor. Şimdi de Ankara özeline geçelim. Ankara'mıza baktığımızda da çok fazla umut vadeden proje var. Ancak geldiğimiz noktada
çok da iyi bir durumda olduğumuzu söylemek zor. Şimdi Avrupa Komisyonu'nun 2023 yılında hazırladığı Avrupa şehirlerindeki hayat kalitesini içeren başka bir rapordan daha bahsetmek isterim. Şimdi buna göre Ankara toplu taşımanın en çok kullanıldığı 5. şehir. İlk 5'te ise Prag, Paris, Bükreş ve Stockholm ve sonrasında Ankara yer alıyor. Günlük bisiklet kullanımına bakalım. Ankara ne yazık ki en az bisikletin kullanıldığı 10 şehirden biri. Gün içerisinde bisikletin en az kullanıldığı şehir ise Romanya'nın Kaloşvar kenti. Bunu Ankara takip ediyor ne yazık ki ve aynı listede İstanbul ve Diyarbakır'da bulunuyor en az günlük bisiklet kullanımı listesinde. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ankara'da bisiklet deyince aklıma tabii ki ilk hemen şu geldi. Hafta sonları çok böyle sevilen bir aktivitedir. Emir Gölü'nün etrafında tabii bisiklete binmek meselesi. Özellikle evet, üniversite zamanlarımdan hatırlıyorum bunu. Çok büyük heves ederek başlamıştık bu işe ama buradan da düşünenler için ufacık bir ipucu olsun. Çok engebeli bir yol. Yani o kadar ciddi yokuşları çok var. Düşündüğünüzden çok daha uzun bir parkur. Acayip. Biraz yoruyor ama mükemmel bir doğa evet, ve tabii ki hafta sonu için mükemmel bir aktivite Ankara için. Kesinlikle ben de tavsiye ediyorum. Hatta insanlarla Ankara'da bisiklet kullanımını konuştuğumuzda ilk akla gelen Cinnah ve Dikmen yokuşları nasıl çıkılacak sorusu oluyor. Bir de Eymir neredeyse şehrin göbeğinde olan bir göl. Hı hı. Ne yazık ki arabanız yoksa ulaşmak çok zor. Diyelim ki bisikletle gitmeye karar verdiniz. O yokuşa inmek inanılmaz keyifli ama çıkana gerçekten sabır diliyorum. Evet, gerçekten çıkan öyle için o kadar keyifli olmayabilir Eymir'den tekrar aynı yokuşu çıkanlar için. Yani bunun için bir şey sağlanması, belki sadece bu işi için bir bisiklet ringi oluşturulması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hatta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılının sonunda Ankaralılar arasında yaptığı bir anket var. Kendilerinin Ankara halkının bisikletle ilgili bilinç seviyesine, bisiklet kullanımına, eğilimlerine ne kadar olduğuna bakmak istedi Ankara Büyükşehir. Şimdi bu ankette de dediler ki 9000'den fazla insanla görüşmüşler. Hangi sıklıkta bisiklet kullanıyorsunuz sorusu sorulmuş. %25.7'si senede bir demiş. Çok yani yani neredeyse hani 5 kişiden biri diyebiliriz. Bunun dışında %23.8'i ise haftada 2-3 gün demiş. Ankara'da bisiklete binmenin yeterli seviyede olmamasının da dediğimiz gibi yine birkaç nedeni var. Diğer şehirlerimizde yaşadığımız tabii sorunların 3 aşağı 5 yukarı aynısı. Mesela altyapı eksikliği. Bizim Konya yolu, Eskişehir yolu gibi geniş otobanlarımız var esasen. Buralar sadece şehirleri birbirine bağlamıyor bu yollar. Mahalleleri de birbirine bağlıyorlar. Ama bazen öyle bir trafik oluyor ki biz 4 şeritli yolun dahi tıkandığını görüyoruz ki kaldı ki bisikletlilere ayrı bir yol, bir bisiklet yolu inşa edilsin. Ne yazık ki bu kadar kritik ana arterlerde bile söyleyemedim. Biz bisiklet yolunun eksikliğini hissediyoruz. Şimdi ama tabii ki bisikletçi projelerde yok değil Ankara'da. Biz az önce Anadolu Bisiklet Koridoru'ndan bahsetmiştik. Bu biraz tabii şehir dışını bağlayacak bir bisiklet yolu. Ankara'dan başlayacak dediğimiz gibi. Batıda Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bolu'ya uzanacak. Güneyde ise Konya, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri illerine bağlantı sağlanacak. Esas hedef ise Edirne'den başlayan bir yolun Ankara'dan geçip Kapadokya'ya kadar uzanması, yine turizme oldukça katkı sağlayacak bir yol. Anadolu Koridoru'nun 1700 kilometrelik bölümünün şu anda uygulama projeleri halen hazırlık aşamasında. Şehir içindeki projelere bakalım ki bunun da sorumluluğu genelde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Ankara Büyükşehir'de bir strateji planı ve bir master planı hazırladılar. Şöyle ki 2040 yılına kadar kademeli şekilde hayata geçecek plan kapsamında Ankara'ya toplamda 275 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yolu yapılacak. 87 güzergah ve 38 istasyon olacak burada. Hali hazırda yapımı tamamlanan tüm bisiklet yollarının uzunluğu ise son olarak Gölbaşı'nda açılanla birlikte 60 kilometre yaklaşıyor. Bunların arasında Milli Kütüphane Beşevler Güzergahı, Eryaman Batı Güzergahı, Organize Sanayi Bölgesi, Mogan Park Çubuk Barajı ve ODTÜ Başkent Türk Hava Kurumu ve Gazi Üniversitesi yerleşkeleri içerisinde inşa edilen
bisiklet yolları da bulunuyor. Az önce dediğimiz gibi bunun sadece 19 kilometresi Gölbaşı rekreasyon alanında. Ve yine ABB'nin diğer projeleri de halen devam eden, yapımına başlanan ve devam eden diğer projeleri bisiklet kiralaması, bisiklet istasyonları, Ego otobüslerine bisikletlerin entegre edilmesi, bisiklet rampalarının gibi kurulması gibi projeler de devam ediyor. Şimdi son olarak bitirirken tabii şeyi de demek isteriz. Ankara henüz Konya ve İstanbul kadar uzun bisiklet yollarına ulaşmış değil. Ancak iş bisiklet yolları ile bitmiyor harika. Şimdi bisiklet sürücülerinin güvenliği, toplu taşımanın entegrasyonu ve topluma bu bilincin kazandırılması. Gerekiyorsa bisiklet sürmeyi bilmeyenlere bisiklet öğretilmesi, korkularının yenmelerinde yardımcı olunması oldukça kritik. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerini çıkardım. 2024 yılının 5 ayında 160.571 ölümlü ve yaralanmalı total trafik kazası gerçekleşmiş. Bunun 3022'si bisiklet kazaları ne yazık ki. 2023'ün tamamında birazcık daha tatsız bir tablo var. 390.000 toplam trafik kazasından bahsediyoruz ölümlü ve yaralanmalı. Bu kazalarda da 9.000'e bisiklet kazası. Ve bu kazalarda biz ne yazık ki bir yılda 122 bisiklet sürücüsünü kaybetmiş durumdayız. Şimdi biz tabii Paris İklim Anlaşması'nın tarafıyız. Bunu konuşuyoruz. Karbon salınımının azaltılması kapsamında zorunlu olarak yapmamız gereken şeylerden biri bisiklet yolları. Ancak esas önemli olan bisiklet yollarının, bisiklet güvenliğini en az bisiklet yollarının sayısı kadar da artırmak diye düşünüyorum ben. Harika. Şimdi hemen izleyicilerimizin yorumlarından devam edeyim. Gökçen, son birkaç dakikamız lütfen kaldı. Bisiklet toplumun bilinç seviyesini gösteren ya da toplumun ekonomik düzeyini gösteren önemli bir enstrüman demiş. Gerçekten toplumsal saygıyı da belki biraz daha aslında göstergelerinden, önemli göstergelerinden bir tanesi. Bu anlamda insanların az önce de söylediğimiz gibi korkmasındaki tek sebep bana araba çarparsa bana bir şey olur korkusu da değil. Aslında süreçte yaşayabileceği bütün olumsuzluklar, ki bunlardan da en önemlisi bir genel saygısızlık durumu. İstanbul'dan doğru bir şey yorum getirmek gerekirse madem öyle, özellikle bu adalarda artık at arabalarının kullanılmaması, at arabalarının yerine evet, daha bisiklet, daha elektrikli bisiklet tarzında şeylerin kullanılması çok çok iyi oldu. Hem hayvanlar açısından tabii ki, yani orada güneşin altında kaç kilo yükler taşıyarak çok dik yokuşlardan çıkıyorlardı ve çok büyük bir koku oluyordu zaten adalarda. O açıdan da çok güzel bir gelişmeydi. Umuyoruz önümüzdeki kesinlikle günlerde bu tarz çok daha güzel gelişmeler paylaşabiliriz izleyicilerimizle. Sana öyle, çok teşekkür ediyorum öyle bu kıymetli bilgiler ben için Gökçen. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Biz şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz efendim. Aranın ardından burada olacağız. Günün gelişmelerini konuşmaya devam edeceğiz. Günü kapatmaya hazırlanırken rakamlarımıza bakalım. Öncelikle Borsa İstanbul tarafında aslında bir süredir tatsız bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi vergilendirme konusunda yaşanan karışıklık. Burada elde edilen gelir üzerinden mi bir vergi alınacak, yoksa bu vergi işlem üzerinden mi olacak sorusu ilk başta biraz daha hakimdi. Sonra Sayın Bakan'ın yaptığı açıklama üzerine bunun biz işlem bazında yapılan bir vergilendirme çalışması olduğunu öğrendik ve bindeli rakamlar gibi aslında oldukça da ufak olduğunun altını çizdi Sayın Bakan. Bunu da söylemekte fayda var. Aynı zamanda programımızın ilk bölümünde sizlere aktarmıştık. Mayıs ayında en fazla reel getiri aylık bazda Borsa İstanbul cephesinde yaşandı. Her ne kadar yatırımların TL'ye dönmesi hususunda son derece iştahı yüksek bir seyirden geçsek de TÜFE bazlı indirgendiğinde mevduat tarafında biraz daha erime olduğunu gördük. Bugün yine Merkez Bankası cephesinden gelen önemli haber akışlarından bir tanesiydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz hesaplarına ödenecek faizi %4.75
%25'ten 25 bas puan indirimle %4.50 seviyesine çekti efendim. Bununla birlikte dolar TL'ye baktığımızda an itibariyle yatay yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 32.26'dan işlemler geçiyor. Euro TL'ye baktığımızda 34.90 seviyelerini görüyoruz. Euro TL'ye gelmişken hatırlatmakta fayda var. Avrupa Merkez Bankası'nı dün takip ettik. Avrupa Merkez Bankası uzunca bir aradan sonra, yaklaşık 5 yıl aradan sonra ilk kez bir faiz indirimine giderek 25 bas puanlık bir faiz indirimi yaptı ve küresel merkez bankaları arasında faiz indirim döngüsünü ilk başlatan büyük merkez bankası oldu. Gözlerde elbette Fed'e çevrildi. Gözlerin Fed'e çevrildiği atmosferde bugün tarım dışı istihdam verisini karşıladık. Küresel piyasalar için oldukça önemli verilerden bir tanesiydi. Beklentilerin de son derece üzerinde gerçekleşti. İstihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gördük diyebiliriz. Tabii bu noktada biraz daha küresel piyasalarda, özellikle Avrupa cephesinde rakamlar biraz kırmızıya döndü. Ons altın cephesinde de ciddi bir baskı söz konusu ki biz gram altında şu an bunun etkilerini de görüyoruz. Hemen hatırlatalım sizlere. Tarım dışı istihdam Mayıs ayında 272 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Zira beklentiler 180 binler civarındaydı. Beklentinin 180 bin civarında olduğu bir atmosferde 100 bin kişi daha üzerinde gerçekleşmesi istihdam piyasasının ve saatlik kazançların aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri tarafında son derece güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi bize. İşsizlik oranı %3.9'dan %4'e yükseldi. Bunu da aktaralım. İkisinin aritmetik ortalaması olan sepet kura baktığımızda 33.60 seviyeleri an itibariyle bizi karşılıyor. Az önce de söyledik, biz tarım dışı istihdam verisini karşıladıktan hemen sonra ons tarafındaki kayıplar %2.5'un üzerindeydi. Dolayısıyla her ne kadar dolar TL tarafından yukarı yönlü yatay bir destek gelse de gram altında asıl gördüğümüz ons altının baskısı oldu. Gram altın an itibariyle 2.396 TL'den bankalar arası işlem görmekte. A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay'la birlikteyiz. İrem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar Harika Hanım. Şimdi borsa tarafında bir süredir tatsız bir seyir var dedim. Detaylarını sizden alacağız. Son bir hafta 10 gündür baktığımızda ilk önce Yapı Kredi'nin bir yabancı ortağı satılacağı haberiyle bir yükseliş görmüştük. Sonra bu haberin gerçekleşmeyeceği devamında buradan bir baskı geldi aslında. Yapı Kredi'nin ağırlığının da çok yüksek olması hasebiyle. Hemen devamında biraz vergi konuları baskı yarattı. Dolayısıyla biz aslında biraz sınırlı hareketin olduğu bir seyir görüyoruz. Önümüzdeki süreçte neler beklersiniz? Nasıl bir seyir öngörüyorsunuz borsa cephesinde? Evet, Borsa İstanbul tarafında aslında son dönemde baskıları hissedebiliyoruz. Endeks tarafında hacim bazlı da aslında geri çekilmeler var. Aslında sizin de dediğiniz gibi biraz geniş perspektiften baktığımızda endeksteki hızlı yükseliş, özellikle Yapı Kredi haberi sonrasında 11 binlerin üzerine hızlı bir yükselen endeks görüntüsü karşımıza çıktı. Burada özellikle bankacılık endeksi, zaten endeksi yükselmesinde lokomotif olarak karşımıza çıkıyordu. Çünkü zaten evet, endeks tarafında Nisan sonrasında hızlı bir yükseliş var. Ancak bunun etkisi genelde sınırlı sektörlerde görülebiliyor. Yani örnek veriyorum, burada bankacılık endeksinin katkısı çok ciddi. Sigortacılık tarafı aynı şekilde. Telekomünikasyon tarafındaki dinamiklerde takip ediliyordu. Ama Yapı Kredi haberinin yani gerçekleşmemesi piyasadaki satışı tetikledi zaten. Burada 10.400 üzerine hızlı geçen bir endeks görüntüsü vardı karşımızda. Onun etkisiyle aslında bankacılık endeksine yaşanan geri çekilmeler, sektörün aslında endeksin geneli yükselmediği için orada yaşanan geri çekilmelerde satışları tetiklediğini söyleyebiliriz.
Sonrasında bugünün, bu haftanın en önemli başlığı zaten vergilendirmenin gelip gelmeyeceği başlıklarıydı. Bu haber başlığı piyasayı çok çok etkilediğini söyleyebilirim. Sonrasında Sayın Şimşek'ten gelen açıklamalarla işlem vergisi olacağı yönünde ki açıklamalar. Tabii ki buradaki biraz daha bu çünkü kardan bir stopajla bir vergi gelmesiyle alakalı beklentileri azalttığı için bir miktar daha toparlandığını söyleyebiliriz. Ama tabii ki şu aşamada gördüğümüz görüntü geri çekilmelerin devamını bizlere gösteriyor. Burada 10 bin seviyesi oldukça önemli. 10 bin seviyesinin altında bir fiyatlamada satışların bir miktar daha hızlandığını görebiliriz ama şu anki projeksiyonda çok uzun vadeli olarak da 10 bin seviyesindeki altında bir piyasa açıkçası beklemiyoruz. Çünkü zaten önümüzdeki hafta bayram haftası. Şimdi artık bu haftayı kapatıyoruz. Bu haftada zaten endeksin negatif yönde kapandığını göreceğiz. Haftalık bazda da son dönemlerde negatif kapanışları, kırmızıları oldukça yoğun bir şekilde görmeye başladık. Bunun etkisi var. Bayram haftası olması nedeniyle kredili pozisyonlarda yaşanacak. Burada tasfiyeler de söz konusu. Bu da satışları aşağı yönlü de yani satışları destekleyecek bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Bayram sonrasında piyasada bir yukarı yönlü ivme beklentisi içerisindeyiz açıkçası. Bu da genelde son dönemdeki hareketlere baktığımız zaman son 2-3 yıla özellikle bayram öncesinde yatay negatif bir seyrin olduğunu, bayram sonrasında ise yükselişlerin, rallinin etkisinin görüldüğü bir piyasa karşımıza çıkıyor piyasa görüntüsü. Bu da tabii ki sadece bu beklenti değil, aynı şekilde Haziran sonunda, 28 Haziran'da Türkiye'nin gri listeden çıkma beklentisi var. Bu artık hani Sayın Bakan'ın neredeyse her konuşmasında vurguladığı bir unsur. Buradaki bunun gerçekleşmesi, son dönemde yaşanan piyasadaki satışların artık yani piyasanın iyi haber isteğinin daha da canlı olmasına ne olacaktır bu satışlar açıkçası. Aynı şekilde Moody's'in kredi not görünümündeki artış beklentisi var. CDS'lerde yaşanan geri çekilmelerdeki etkiler de buraya yabancı ilgisinin olma beklentilerini arttırıyor. Şimdi çünkü Mayıs ayı verilerine baktık oldukça yüksek bir haftalık bazda da yabancı çıkışı var. Mayıs ayında da yabancı satış tarafında tahvil tarafına daha çok geldiklerini görüyoruz. Artık ise sene tarafına gelebilmeleri adına da gelmeleri adına da bu gibi unsurlar önemli olacaktır. Tabii oradaki seyirde Amerika tarafındaki Avrupa tarafındaki seyirde tabii ki yatırımcılar açısından önemli olacaktır. Ama içeride şu anda satış baskısının devam ettiği süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki hafta da yatay negatif piyasa beklentisi içerisindeyiz. Tabii ki haber akışları piyasayı her zaman değiştirebilir. Ama bu genel piyasanın hani bizim yıl sonu beklentimizde herhangi bir değişikliğe gitme beklentimizi değiştirmiyor. Ama tabii ki yani bu işlem vergisinin ne oranda olacağı, buna yönelik açıklamalar önemli olacaktır. Ama ben şahsen piyasanın dengesini bozulacak bir vergi geleceğini düşünmüyorum. İşlem vergisi geleceği artık zaten netleşti ama buradaki oranın ne olacağına yönelik hani oradaki rakamın belirlenmesi adına da çok piyasanın hacmini etkileyecek bir oran olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Mevcut görünüme baktığımızda yıl sonu hedefimizde bir revizyona gitme gereği duymadık dediniz. Yıl sonu hedefi kaç bin puan olarak belirleniyor borsa cephesinde? Şöyle, şimdi aslında az önce söylediğim beklentilerle burada biraz daha görünümün artık yabancı yatırımcının piyasaya gelişiyle alakalı beklentilerle ve aynı şekilde buradaki enflasyon beklentilerini de yani siz de dediğiniz az önce Mayıs ayında reel getiri anlamında Borsa İstanbul tarafında bir görünüm var. Borsa kazandırmış yatırımcısına. Tabii burada hani genele yayılan bir kazançtan bahsetmiyoruz. Birçok hisse senedinde özellikle BIST 100 dışı şirketlerdeki durum aşikar. Ama hani burada piyasanın şu andaki bizim yıl sonu beklentimiz 13.500-14.000 aralığında. Tabii bunu etkileyecek değişik haber başlıkları, önemli haber başlıkları da güncellemesi yapılmasını sağlayacaktır. Ama şu anda yön biraz daha bu şekilde gibi gözüküyor. Burada çünkü biz zaten 27 Aralık'tan beri yükselen bir piyasa görüntüsü var karşımızda. Özellikle rasyonel politikalar geçiş sürecinden bunun etkisinin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu etki biraz daha hissedilecek gibi. Burada tabii ki şirket karlılıklarının da önemli etkileri var. Buradaki revizyona gitmemiz, yani gitmememiz nedeni miktarda bu.
Peki şimdi yılın ilk yarısında yine biz bankacılık sektöründe az önce sizin de söylediğiniz gibi BIST 100 dışında çok da öyle güçlü yükselişler görmedik. Hatta BIST 100 içinde de baktığımızda aslında çok belli hisselerin ya da belli sektörlerin bankacılık başta olmak üzere yükselişleri yukarı çektiğini, ana endeksi yukarı çektiği bir süreçten geçiyoruz. Bu tabloda daha ucuz kaldı, daha alım fırsatı sunar dediğiniz sektörler, böyle değerlendirdiğiniz sektörler var mı? Çünkü şu an artık hani bankacılık için şişti ve pahalı hale geldi. Yerlinin bu trene binmek için ancak geri çekilmeleri beklemesi lazım gibi konuşmalar da oluyor finansal piyasalara baktığımızda. Sizin daha cazip ve ucuz gördüğünüz sektörler var mı yılın ikinci yarısı için? Tabii ki dediğiniz gibi aslında yani son dönemde yıl bazında giden yani yükselişe katkı sağlayan, endeksin hareketine katkı sağlayan sektörler çok aşikar. Bunların başında bankacılık geliyor, sigortacılık tarafındaki hareketlilik oldukça yüksek. Son dönemde bir miktarda oradaki realizasyonları görsek de buradaki tabii ki esas hikayenin devam etmesi hem telekomünikasyon hem sigortacılıkta. Mevcut enflasyon döneminde yani enflasyonist dönemde biz bu sektörlerde baskıyı gördük tarifeyle çalışmaları ve ücretlere bu enflasyondaki değişkenliği yansıdıkları için bir negatif seyir orada negatif olarak ayırıyorduk. Tam tersi dezenflasyonist sürece artık Mayıs ayında tepe yaptı konuşuluyor enflasyonun. Buradan Mayıs ayından sonraki süreçte geri çekilme beklentisi içerisinde piyasada. Bu yüzden de aslında bu şirketlerin halen potansiyelleri olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Belki tabii burada hani ucuz kalmış olduğunu söylemek çok doğru olmayabilir çünkü çok hızlı yükseldiler. Ama telekomünikasyon sektörü hala ön planda olmaya devam ediyor. Bunu gelen bilançolarda da görüyoruz aslında. Burada ya para girişi anlamında da özellikle Turkcell tarafına da bir para girişi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ucuz kalmış sektörler aslında yani burada ilk aklıma gelen herhalde gayrimenkul tarafı oldu. Çünkü orada ciddi bir baskı var. Endeks tarafında endeks altı getiri durumu da söz konusu. Ancak hepimiz biliyoruz ki deprem ülkesiyiz. Ve bu yüzden de kentsel dönüşüm tarafına ağırlık verilmeye başlanması bekleniyor. O yüzden de burada tabii ki belki hani direkt konut sektörü üzerinden değil ama bu gayrimenkul tarafındaki hani çimento sektörü gibi sektörlerdeki hareketliliği gözlemleyebiliriz. Aynı şekilde son dönemde sanayi tarafında yani bugün her ne kadar piyasanın genelinde bir satış dalgası olsa da son hareketlilikte sanayi sektörünün bir miktar daha hareketlendiğini gözlemleyebiliyoruz. Hisselerde fiyatlamalar yansıdığını gözlemlemiştik. Aynı şekilde hani takip ettiğimiz de Londra Metal Borsası'nda da burada değerli metaller tarafındaki bir talebin de arttığını, yükselişlerin devam ettiğini görüyoruz. Tabii bu da sanayi hisselerine bir miktar daha talebin potansiyel oluşturduğunu karşımıza çıkartıyor açıkçası. Burada tabii ki belki hani şu anda bankacılık tarafı çok ciddi baskı görüyor ama bunun yani bu yükselen endekslerin baskısının devam etmesini bekleyebiliriz ama eğer Temmuz'da az önce söylediğim senaryolar gerçekleşir ve bir yabancı girişini görmeye başlar isek orada tabii ki yine şu anda baskı, ciddi baskı gören sektörlerin de hareketlendiğini görebiliriz. Yani aslında şunu demek istiyorum. Biz yüz dışı şirketlerde ki ya da halka arz endeksi mesela ciddi baskı yiyor endekste, ciddi baskı görüyor açıkçası. Buradaki biraz da havanın tam tersine döndüğünü görüyoruz. Çünkü Borsa İstanbul çok hızlı yükseldiği dönemler yani getirmiş sayısındaki artışın en büyük katkısı aslında halka arzlardaki karlılıklar yatırımcının burada talebini arttırmaya neden oldu. Bir kişinin 10 tane hesabı olduğu dönemleri gördük. O yüzden buradaki hareketliliğin biraz daha tersine döndüğünü gözlemliyoruz. Bunu değiştirecek bir unsur şu an belki şirket bazlı olabilir. O yüzden hani burada değişiklik durumu çok söz konusu olmayabilir. Ama hani biz yüz dışı şirketlere de şirket bazlı gitmek lazım. Çünkü gerçekten hem kredi erişim noktasında yılın ikinci yarısında büyüme anlamında da daha yani o daralmanın etkilerini şirketlerin daha çok göreceğini görüyoruz. O yüzden de iyi yönetebilen aslında şirketlerin biraz daha ön planda olması gerektiğini söyleyebilirim. Yani sektörel bazlı evet ama burada önemli olan aslında şirketlerin durumu, şirketlerin iyi incelenmesi diyebiliriz. Yani ucuz
Şirket bulmak evet çok fazla var ama bunların potansiyellerinin olup olmadığını görmek sektörel anlamda önemli. Aynı şekilde ulaştırma tarafı da açıkçası önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü zaten hani birinci çeyrek bilançolara baktığımız zaman orada hani her ne kadar beklentilerin altına gelse de fena bir görüntü yok. Burada o yüzden de aslında hem sezonsallık etkisiyle buradaki turizm gelirleriyle birlikte ulaştırma tarafının da yolcu sayılarındaki hareketliliği de gözlemleyebiliyoruz. Pozitif yönlü bir etkinin olması beklenebilir. Gıda tarafında da burada özellikle marketler tarafında da bir potansiyel barındırdığını söyleyebilirim. Peki o zaman yurt içinden son olarak şunu da sorayım size. Mevduat yılın geri kalanında ne kadar bir teveccüh görebilir, ne kadar potansiyele sahip, mevcut faiz oranları ve yıl sonu beklentinizi de işin içine katarsak? Evet tabii özellikle mevduat borsa için çok önemli bir rakip olarak karşımıza çıkıyor. Burada fırsat maliyeti olarak da yatırımcıların doğru hisse senedi bulurken de mevduat gelirlerinin önemli bir rolü var. Buradaki artışın önemli bir etkisi var aslında. Burada mevduat tarafında özellikle şimdi yılın geri kalanında bir faiz indirim beklentisi şu aşamada konuşulmuyor. Ve bu artık yılın bir sonraki yılı aslında kalmış gibi gözüküyor. O yüzden burada mevduat seviyelerinde hani hızlı bir geri çekilme beklentisi içerisinde değiliz. Bunun neden değiliz açıkçası? Çünkü zaten geçtiğimiz dönemlerde mevduat faizlerine bir geri çekilme vardı. Bunun pozitif etkisini de görmeye başlamıştık aslında yani borsa tarafı için söylüyorum. Ama sonrasında Merkez Bankası'ndan tekrar bir hamle geldi ve mevduat faizleri yukarı yönlü revize edildi. Oradaki rakamlar yukarıya geldi. Yani aslında Merkez Bankası tarafı mevduat faizlerinin aşağı gelmesini istemiyor. TL'ye olan ilginin artmasını istiyor. Çünkü burada hem döviz mevduat hesaplarının hem KKM tarafı, her ne kadar KKM tarafında da Sayın Karahan'ın açıklamalarıyla yarıya inmiş olsa da hala orada bir yüklü bir bakiye var ve bu bakiyenin dolar tarafına kaymaması adında mevduat tarafındaki teveccühün devam etmesini bekleyebiliriz. Buradaki beklentimiz açıkçası bu yönde. Peki şimdi bugün biz yayına girmeden hemen önce Amerika'dan tarım dışı istihdam verisini karşıladık. Az önce de aktardık izleyicilerimize, beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Aslında çok istisnai birkaç veri olsa dahi Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam piyasasının bir türlü faiz artırımlarına rağmen bozulmadığını gördük biz. Bu veri de bunu teyit etti sanıyorum. Hemen ardından işte ons tarafında kayıplar geldi. Güçlü dolar, ters korelasyon, yüksek faiz sebebiyle. Bir önceki günde hazır ECB ilk faiz indirim bayrağını eline almışken önümüzdeki süreçte yani en azından bu yıl için Fed'den faiz indirimi bekliyor musunuz yoksa bir süre daha böyle kalıp 2025'e mi sarkıtır? Evet aslında FED tarafından gelen veriler beklentilerde bir değişikliğe neden olduğunu söyleyebilirim. Tabii burada hani özel sektör istihdam verisi geldi mesela, beklentilerin altında geldi. O yüzden tarım dışı istihdam verisinin her ne kadar verinin aslında genel karakteristik özelliği incelediğimizde zaten hep beklenti üstü gelme olasılığı yüksek ama bu tabii ki çok yüksek geldi. 272.000, 189.000 bekleniyordu galiba. Yani 182.000 bekleniyordu. Yüksek bir rakam tabii ki. Bu da zaten fiyatlamalardaki revizyona gidildi. Yani faiz indirimiyle alakalı aslında geçtiğimiz projeksiyonda FED bize 3 faiz indirimiydi yanlış hatırlamıyorsam. Beklentisi sundu. Artık burada projeksiyonun bize net bir görünüm vermesi bekleniyor. Piyasa beklentisi şu aşamada hani bir faiz indirimine inmiş gibi gözüküyordu en son baktığımda. Yani Eylül'de bir faiz indirim beklentisi var. Sonrasındaki hareketlilik önemli olacak. Aslında işsizlik oranı FED için çok çok önemli. Oradaki veriyi dikkatle takip ediyorlar. %4'e çıktı ama diğer tarafta da aynı şekilde saatlik ücretlerde de oldukça yüksek bir rakam var. 4.8'den 5.2'ye yükseldi saatlik ücretler. O yüzden buradaki bu veriler biraz daha kafa karıştırıyor ama istihdam verisinin güçlü gelmesi de aslında Fed'in faiz indirimi için aslında elini zorlaştıran bir hamle. Dolar tarafını, dolar endeksindeki hareketliliği de gözlemleyebiliyoruz. Aynı şekilde buradaki hareketlilik de devam ediyor. Gram altın tarafında ciddi bir baskı görüyoruz şu anda. Yani genel olarak hani piyasalar evet endeksler iyi gitmeye devam ediyor. Orada hem şirket karlılıkları aynı şekilde şirketlerin aslında karlılıkları oldukça ön planda. Yani piyasalar şu anda olumsuzu fiyatlamıyor.
Ama ilerleyen süreçte hani yılın bir de Amerika tarafında seçim dönemine de giriyoruz aynı şekilde. Kasım'da bir seçim var. Tabii bunun etkisi de piyasalarda hissedilmeye devam edecektir. O yüzden şu aşamada enflasyon datası gelecek. Önümüzdeki hafta enflasyon datası da oldukça önemli olacak. Ama tek bir yani bu veri sadece bu veri seti yeterli değil. Önümüzdeki hafta enflasyonu da görmek lazım. Belki ona göre bir bakış açısı sunar. Bize net bir şekilde yani FED öncesinde en azından. Ama hani şu anda görünüm ECB başladı evet ama FED tek faiz indirimiyle kapatacak gibi gözüküyor. Bu da tabii ki tüm piyasaları da etkileyecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Evet, biz kapalıyken hem FED'i hem ABD enflasyonunu karşılayacağız. Onu da izleyicilerimiz için hatırlatalım. Bir de o zaman son olarak gidelim ECB cephesine. Dün Christine Lagarde'ın açıklamalarını takip ettik. Aslında her ne kadar faiz indirimi olsa dahi konuşmalarında bir miktar ihtiyatlı kalmaya çalıştı. Biz faiz indirdik ama yine de sıkıyız mesajı verdi. Yani mevcut seviye de son derece sıkı. Zannetmeyin ki hemen gevşiyoruz mesajı verdi aslında. Siz nasıl okudunuz Lagarde'ın mesajlarını? Bir de sizden dinleyelim. Aslında yani ECB'den gelecek olan faiz indirimini herkesin beklentisi içerisinde. Yani burada bir sürpriz olmadı açıkçası. O yüzden de hani bu piyasadaki fiyatlamaları tabii ki etkileyecek bir unsur olarak karşımıza çıkmadı ama Lagarde'ın evet ihtiyatlı davranması oldukça önemliydi. Tüm üyeler yani bir üyenin muhalefet ettiğini görüyoruz aslında burada. Oy birliğiyle bu faiz kararının alındığı verisi önemliydi. Aynı şekilde buradaki bir diğer önemli veri de enflasyon tarafındaki tahminlerde değişikliğe gittiler. Yani enflasyondaki görünümün aslında son dönemde yukarı yönlü hareketlendiğini ve burada da ücretlerin önemli kalem olarak karşımıza çıktığını söylediler. Yani aslında hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında da ücretler oldukça önemli parametreler. Yani enflasyonda bir miktar geri çekilme var ama burada tabii enerji kalemlerinin oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Ukrayna savaşıyla, aslında Rusya-Ukrayna savaşındaki o enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyonları zaten ülke enflasyonlarını baskılayan ciddi şekilde yukarı yönlü tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmıştı. Avrupa ekonomisi için de aynı şekilde. Burada 2024 beklentisini 2.3'ten 2.5'e yükselttiler. 2025 için de %2'lik hedefini %2'lik beklentisini %2.2'ye yükselttiler. Tabii bunlar önemli oldu açıkçası. Ama hani biz burada tabii ki FED, ECB tarafından zaten hani birçok toplantıdaki bir faiz indirim beklentisi içerisinde değildik. Lagarde'ın açıklamaları da buna yönelik bir teyit oldu açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Araya gidiyoruz efendim. Aranın ardından buradayız. Global piyasalarla devam ediyoruz. Bu bölümde konuğumuz Philip Capital Portföy Yöneticisi Metin Taşçıoğlu. Metin Bey hoş geldiniz yayına, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar, merhaba. Çok teşekkür ederim. Global piyasaların gündemi için sözü size bırakıyorum. Bu haftanın en önemli konusu Avrupa Merkez Bankası'nın faiz konusundaki alacağı tavırdı. Burada da faiz indirimiyle ilgili beklendiği gibi 25 bas puanlık bir faiz indiriminin gerçekleştirildiğini şahit olduk. Fakat tabii herhangi bir yönlendirme, herhangi bir forward guidance vermediğine şahit olduk Avrupa Merkez Bankası'nın. Bunun sebebi de tam olarak faiz indirimine devam edeceği hakkında kesin kararlı bir tutum sergilememiş olmasına bağlayabiliriz. Zira ağırlıklı olarak enflasyonla ilgili kaygıların yerini büyümeyle ilgili kaygıların bıraktığına şahit oluyoruz. Enflasyonda belli bir başarı kazanılması sonrasında Avrupa ekonomilerini canlandırmak amacıyla faiz indirimine gidildi. Ama dediğim gibi bundan sonrasında bu indirimlerin devam edip etmeyeceği, ne kadar sıklıkla yapılacağı ve hangi boyutta
yapılacağıyla ilgili herhangi bir şekilde bir yönlendirme vermedi. Öbür yandan bugün açıklanmış olan bir tarım dışı istihdam verisi var ki bu da FED'den beklenen faiz indirimlerinin takvimi konusunda yine bir tartışma yarattı. Ağırlıklı olarak Eylül gibi %70'lere varan bir faiz indirim beklentisi %55'lere düştü piyasadaki beklenti olarak. Tabii bir miktar tabii ötelenmiş olması, takvimin ötelenmiş olması risk iştahında da sınırlayıcı bir etki yaptı diyebiliriz. Faizlerde hafif bir yükseliş, borsalar üzerinde de bir risk iştahında azalma, keza altın fiyatlarında da bir satış getirdi diyebiliriz. Altınla ilgili de söylenebilecek şu olabilir belki yayınımızı takip eden yatırımcılara. Çin'in özellikle Mayıs ayında altın alımlarına, Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarına ara vermiş olması bir talep eksikliği yaratabileceği korkusu altındaki düşüşü getiren faktörlerden bir tanesi oldu diyebiliriz.